Herkese merhabalar. Bugün Galatasaray'a transfer olan Nijeryalı stoper Valentin'den bahsedeceğiz. Valentin Ozon Vafor, profil olarak bahsedilecek. Gördüğünüz üzere hiçbir tarafı yok. Çünkü oyuncunun oyunla alakalı hiçbir bilgisi sabit ve stabil değil. Şöyle söyleyeyim. Kapatıp 3-4 tane farklı kariyer açsam oyuncunun bütün özellikleri, mevkisi bile farklı çıkabilir. O kadar belirsiz bir oyuncu sadece isim olarak eklenmiş muhtemelen profesyonel sözleşme imzaladığı için. O da 1 Ocak 2019'da. Ondan önce de herhangi bir takımın altyapısında da gözükmüyor Valentin. Potansiyel aralığı 70 ve 100 arasında. Yani şuradaki gizli özelliklerinde dahi hiçbir şey sabit değil. Bunlar da tamamen rastgele çıkıyor. O yüzden buradaki verilere de bakmamak lazım. Potansiyel yetenek 82 imiş. 70 ve 100 arasında çıkıyor. Burada da 82. Yani ikincilik veya işte 3. ligde oynayabilecek seviyede bizim ligimize göre potansiyel olarak söyleyeyim. O yüzden profil üzerinden söylenecek çok fazla bir şey yok. Galatasaray transferi konusunda da cesurca bir hamle olarak görüyorum. Çünkü Nijerya'dan oyuncu alıyorsunuz ve kulübünde hiç resmi maça çıkmamış gözüküyor. Alt yaş kategorilerinde oynamış oynamamış bilmiyorum ama yaptığım kısıtlı araştırmalar sonucunda da hiçbir kulüp resmi maçı gözükmüyor. E tabi Valentin bu anlamda çok büyük bir risk ama milyon dolarlar harcanmadığı için 300 bin euro ki bu yaşta oynayabilirsiniz oynayan bir oyuncu için çok fazla bir para değil bence. Nijerya'da 20, ya, 20 yaş altı milli takımında oynayan bir oyuncu. En son 20 yaş altı Dünya Kupası'nda maçlarında oynamış ve Afrika Uluslar Kupası'nda da yarı finale, yarı finale kadar çıkan takımında da sahada 11'de yerini almış bir oyuncu. Yani 20 yaş altı milli takımda oynuyor. Şimdi baktığımız zaman Nijerya'nın bir üst yaş kategorisine baktığınız zaman e, ligimizde Çaykur oynayan şu an adını hatırlamıyorum stoperler kiralık olarak geldi ama mesela onlar Nijerya milli takımının 21 yaş altında oynuyor. Valentin de 20 yaş bir alt kategoride oynuyor. O yüzden belki gelişim gösterirse Galatasaray seviyesinde olmasa bile Süper Lig seviyesinde bir futbolcu olabilir. Bu tarz genç oyuncu transferlerine adı geçen transferlere ben sıcak bakıyorum. Biliyorsunuz Fenerbahçe Brian Vera ile ilgileniyor diye haberler çıktı. Yani İtalya transfer oldu ama orada da söylemiştim. E, kulübüyle doğru düzgün maç oynamamış bir oyuncuydu. Milli takımıyla oynuyor kendi yaş kategorisinde ama bu oyuncu gitti ve İtalya transfer oldu e şimdi Galatasaray'a transfer oldu ne oldu belli olmayan bir oyuncu Evet sol ayağını kullanan bir stoper uzun boylu burada boy olarak 1.78 ama normalde 1.95 ve sol ayaklı bir stoper Elbette ki baktığınız zaman bu oyuncu gelişirse ben yani fizik olarak Luindamaya benzeyebilir biraz daha fizikli dikiş tutarsa, oynarsa, kendisini geliştirirse bence ligimizde de oynayabilecek seviyeye gelebilir. Ama tabii dediğim gibi kapalı kutu, riski taşıyan bir transfer ama maddi olarak hiçbir sıkıntıya sokmayacak, hiçbir problem yaratmayacak bir transfer bence. Ben bu tarz transferleri hangi takımın yaptığı önemli değil. Hiç bilmesek bile, yani kulübünde oynamamış olsa bile kendi yaş kategorisindeki milli takımında tercih edilen futbolcular bence ligimize getirilebilir. Valentin Ozanfor'un da gelişmesini takip edeceğiz hep beraber. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.